Merhaba sevgili izleyiciler, bir Her Daim Hareket programıyla daha karşınızdayız. Yine sizler için muhteşem bir bölüm hazırladık. Hemen zaman kaybetmeden ısınma hareketleriyle başlayacağız ve tüm vücudumuzu çalıştıracağız. Biliyorsunuz artık başımızdan itibaren parmak uçlarımıza kadar tüm kaslarımızı, egzersizlerimizi hazırlıyoruz. Önce kafamızı öne doğru eğiyoruz. Sonra geriye doğru itiyoruz. Yana doğru çektik. Diğer tarafa. Kolumuzu asılıyoruz. Diğer kol. Dirsekten tutup aşağıya doğru itiyoruz. Diğer kolda aynı şekilde. Ve gövdemizi öne doğru bırakıyoruz. Tek dizimizi kırdık. Değiştik. İki dizimizi de kırdık. Ve yükseliyoruz. Dengede kalmaya dikkat ederek tek bacağımızı çekiyoruz. Yandan diğer bacağımız. Yine yandan. Evet. Esneme hareketlerimizi böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi sandalyede dik bir şekilde oturuyoruz. Bacaklarımız omuz hizasında hafif açık ve tam olarak parmak uçlarımız karşıya bakıyor. Kollarından destek alabilirsiniz sandalyenin. Öne doğru bacağımızı kaldırabildiğimiz kadar kaldırıyoruz ve parmak ucumuzu kendimize doğru çekiyoruz. Tekrar karşıya baktı ve indirdik. Yine aynı şekilde. Eğer tam bacağınızı kaldıramadığınızı hissediyorsanız biraz daha öne gelebilirsiniz ama sırtınız mümkün olduğunca dik duracak. Kamburluk istemiyoruz. Bir iki saniye kalması yeterli. Parmak ucunuz karşıya bakarken ya da kendinize doğru çektiğinizde üst bacaklarınız yanacak, kasılacak. Ve son kez. Şimdi yine aynı oturuş pozisyonundayız. Sırtımız dik, bacaklarımız omuz genişliğinde açık. Kolay gibi görünen ancak üst bacaklarımızı çalıştıracağımız bir hareket göstereceğim şimdi sizlere. Bacak bacak üstüne atıyoruz. Bu bacağımız tam karşıya bakıyor ve parmak uçlarımız üzerinde duruyoruz. Diğer bacağımız sabit kalabilir. Onunla işimiz yok. Aynı şekilde bunu bacak bacak üstüne attıktan sonra parmak ucumuza kalkıyoruz. Evde yapılabilecek, hatta otururken ya da masa başında otururken bile yapabileceğiniz bir hareket. Çünkü oturur pozisyonda zaten yeterince bacak kaslarınız kendini salıyor ve arka bacak kaslarınızda kısalmalar gerçekleşebiliyor. Bu da ona engel olacak bir hareket. Ve son kez gösteriyorum. Ve normal pozisyonumuza dönüyoruz. Şimdi yine çok kolay gibi gözüken ancak yine bacak kaslarınızı çalıştırabileceğiniz bir hareket göstereceğim. Yine omuz genişliğinde bacaklarımız açık. Tam olarak kalçamız sandalyenin üzerinde
ve ayağa kalkıyoruz dengeli bir şekilde. Tekrar oturduğumuzda parmak uçlarımıza kalkıyoruz. Bu hareketi yaparken karın kaslarınızı da çalıştırabilirsiniz. Karnınızı sıkılaştırıp nefes alıp verdiğinizde karın kaslarınız da yanmaya başlayacak. Ve son kez. Ve bu hareketi de böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi yine bir yastıktan yardım alacağız. İsterseniz topla da yapabiliriz. Dilerseniz önce yastıkla gösterelim. Sonrasında topla da versiyonunu göstermiş oluruz. Yine bacaklarımız omuz genişliğinde açık. Tam olarak karşıya bakıyor parmak uçlarımız. Yine parmak uçlarımızdayız ve ayağımızı sıkılaştırıyoruz. Sıktığımda titremeyi bilmiyorum. Siz de hissedebiliyor musunuz? Topla da gösterelim. Yine iki dizimizin arasına topu koyduk. Parmak ucumuza kalktık ve topu sıkıyoruz. Topta daha güzel görünüyor aslında titreme. Hem alt kaflarınız çalışacak hem de üst bacaklarınız çalışacak bu harekette. Şu pozisyonda tutmaya çalıştığınızda dahi fark ediyorsunuz zaten kasılmayı. Ve son kez. Bu hareketi de yine tüm hareketlerde olduğu gibi 12 çarpı 3 setle tamamlamış olursunuz. Şimdi sandalyemiz önümüzde. Dirseklerimizi sandalyenin sırtına koyuyoruz. Bacaklarımız omuz genişliğinde açık ve küçük dairesel hareketler yapacağız. Kaldıracağız ve arkaya doğru iteceğiz. Yere koymadan bacağımızı tekrar öne doğru kaldırıyoruz ve yandan geriye doğru itiyoruz. Bu hareketle aslında tüm kalçanız çalışmış olacak. Bu hareketi dik bir şekilde de yapabilirsiniz. Yani sadece kollarınızı, parmaklarınızı koyup sandalyeye öne doğru çekip yandan açabilirsiniz. Dirseklerimizi koyarak yapmamızın amacı aslında gövdemizle bacak boyumuzu kısaltmak ve karın kaslarımızı da daha fazla aktif etmek. Şimdi yine dirseklerimizi koltuğa koyduk. Hatta kollarımızı birleştirip kafamızı da kollarımıza yapıştırabiliriz. Bu kez bacağımızı geriye doğru atıp yukarı kaldırmaya çalışacağız. Bunu 12 tekrar ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Şimdi lastiğimizi aldık. Ayaklarımızdan geçireceğiz. Tam kalf bölgesine yerleştirmenizi istiyorum. Bacaklarınız karşıya doğru bakacak. Dizlerin içeri birleşmesini engelleyin. Ve karşıya doğru uzatacağız. Dilerseniz bunu şu şekilde de yapabiliriz. Parmak uçlarımıza çıkıp öne doğru itiyoruz.
Bu diziniz sabit. Dilerseniz elinizle tutun. Öne doğru tekme atıyormuş gibi. Diğer bacağa geçiyorum. Parmak ucunda. Eğer ki hareketi daha da zorlaştırmak istiyorsanız biraz daha aşağı alın. Bacağınızı biraz daha açın ve öne doğru itin. Sabit kalan bacağımdaki hareketlenmeyi daha da hissediyorsunuzdur siz de. Şimdi bir sonraki hareketimizde yine bacaklarımız sabit kalacak. Yine parmak uçlarımıza kalkıyoruz. Tek bacağımızı yana doğru açmaya çalışacağız. Haliyle bunu yaparken sabit kalan bacağımız direnç uygulayacak ve öne doğru gelmeye çalışacak. Ancak biz bunu elimizde olabilir, eğer mümkünse yapabiliyorsanız kendiniz direnç uygulayarak, kendiniz fark ederek onu bu bacağınızın, sabit kalan bacağınızın öne doğru gelmemesini sağlayın. Şimdi gösteriyorum bir kez hareketi. Şu pozisyondayken bacağınız böyle gelebilir, gelmesin. Demek istediğim oydu direnç uygulaması konusunda. Parmak uçlarındayız. 1-2 saniye kalmanız yeterli. Giderek zorlaşacak bu hareket. Ve son kez sağ bacağıma yapıyorum. Biraz bacaklarıma izin verdikten ve ilk baştaki pozisyonuma döndükten sonra tekrar parmak uçlarındayım ve diğer tarafa yapıyorum. Eğer dizinizi sabit tutamıyorsanız el yardımıyla da yapabilirsiniz bunu. Ama kesinlikle içe doğru gitmesine izin vermeyin. Parmak ucunuzda kalmaya devam edin. Ve son kez. Biraz önce söylediğim gibi aslında bu hareketi biraz daha zorlaştıracağız. Yine parmak ucumuzdayız. Ve kollarımızdan destek alacağız. Bu kez iki bacağımızı da aynı anda iki tarafa açmaya çalışacağız. Biraz önce yaptığım uyarıların hepsi bu hareket içinde geçerli. Dizleriniz öne doğru gelmeye çalışacak. Birbirine yapışmak isteyecek ama buna kesinlikle izin vermiyoruz ve olabildiğince direnç uyguluyoruz. Ve aynı anda burada 1-2 saniye kalmanızı isteyeceğim. Sonra tekrar getirin bir araya. Belinizden destek alabilirsiniz ama mümkün olduğunca dizleriniz birleşmesin. Bir anda bacaklarınızı bırakmayın. Kontrollü bir şekilde birleştirin. Ve son kez. Aynı zamanda bu hareketi yaparken karın kaslarınızı da hissetmek için karnınızı içeri çekin, sıkın ve aslında karın kaslarınızda sizin bacaklarınızda direnç uygulamanızda yardımcı olacak. Tüm vücudunuzu tek bir hareketle kullanabilirsiniz. Sırtlarınız, sırtınız, kolunuz ve bacaklarınız karın kaslarınızla birlikte tek bir harekette çalışmış olacak. Kollarımız birbirine paralel olacak. Normalde duruşu buyken bile lastiği gergin tutmamız lazım zaten. Sonrasında biraz önce bacaklarımıza yaptığımız gibi kollarımızı da yana doğru açmaya çalışacağız. Bu kez dirseklerimizi ve kollarımızı birleştirmemek için direnç uygulayacağız. Hem sırtımız çalışacak bu hareketle hem de kol kaslarımız güçlenmiş olacak. Size gösteriyorum hareketi.
sabit duruyor. Şu pozisyonda dahi kollarım sabit duruyor. Zaten titremeyi siz de görüyorsunuz. Ve son kez. Bu hareketle birlikte özellikle sırt kaslarınız zaten gerilmiş olduğu halde gevşemeye başlayacak. Çünkü direnç uyguladığınızda aslında o kasları sıkılaşmış ortamından daha da rahatlatmış oluyorsunuz. Bu hareketi aslında kaslarınızı gerdiriyorum, gerginleştiriyorum ya da sıkılaştırıyorum olarak düşünmeyin. Rahatlamak için de bu direnç bantlarıyla sırtınızı rahatlatabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, son iki hareketimiz kaldı. Bu hareketlerde karın kaslarımızı çalıştıracağız. Ama sanmayın ki sadece karın kaslarımız çalışacak. Aynı zamanda kol ve bacak kaslarımızı da işin içine dahil edeceğiz. Şimdi yere uzanıyorum. Kollarımı 90 derece havaya diktim. Aynı şekilde masada oturur pozisyonda bacaklarımı da diktim. Çapraz bir şekilde kol ve bacağımı gerdiriyorum. Karın kaslarımız sıkılı. Bacaklarımız direniyor. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Yağlar yanmaya başladı bile. Ve son kez. Kontrollü bir şekilde bacaklarımı koydum ve ayağa kalkıyorum. Yine bu hareketi tüm hareketlerde olduğu gibi 12x3 setle toplam 36 defa yapmanız gerekiyor. Tabii ki aralarda ester vererek. Biraz önceki gibi yine kollarımızı ve bacaklarımızı işin içine katacağımız, karın kaslarımızı çalıştıracağımız bir hareket yapacağız. Biraz önceki hareketin devamı gibi düşünebilirsiniz. Kollarımız yine paralel bir şekilde havada. Bacaklarımız da aynı şekilde. Biraz önce çapraz olarak yaptığımız hareketi bu kez her ikisini aynı anda çalıştırarak yapacağız. Açabildiğiniz kadar açın. Kollarınızda çok zorlanmayabilirsiniz. Bacaklarınız daha zor olacak. Ve son kez. Yine kontrollü bir şekilde bacaklarımı bıraktım. Kollarımdan destek alarak oturma pozisyonuna geçiyorum. Bu hareketle egzersizlerimizi tamamlamış olduk. Şimdi soğumayla bitirelim. Sevgili izleyiciler, hızlı bir şekilde yine soğuma hareketlerimizi yapıp egzersizlerimizi tamamlıyoruz. Ve böylelikle tüm egzersizlerimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.